Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının AYT Edebiyat Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere edebi akımlarla ilgili ikinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir demiş. Parçamıza baktığımızda nokta nokta akımı, mutlak monarşinin ve aristokrasinin edebiyattaki iz düşümü ise nokta nokta akımı da eşitlik, özgürlük, kardeşlik ruhunun ve burjuvazinin eseridir demiş. Arkadaşlar burada iki tane anahtar kelime var. Mutlak monarşi ve aristokrasi ile birlikte burjuvazi sözcükleridir. Şimdi burada mutlak monarşi nedir? Yasama ve yürütme kuvvetlerinin hükümdarda toplandığı bir hükümet sistemidir. Bu sistemde devlet içinde tek ve en büyük otorite sahibi hükümdardır. Yani yasama, yürütme ve yargı yetkisinin sahibi olan hükümdardır. Dolayısıyla bu ifadeyle bu akımın soylara hitap ettiğini görüyoruz. Krallara, padişahlara, monarklara hitap ettiğini görüyoruz. O yüzden buraya ne gelir arkadaşlar? Klasisizm akımı gelmelidir. Ama diğerine baktığımızda ise burjuvazi kelimesi önemli, anahtar bir kelimedir. Burjuvazi ya da burjuva köylü, işçi ya da sosyal bir sınıfa dahil olmayıp sosyal statüsünü ve gücünü eğitimden, işveren konumundan ve zenginliğinden alan kentli kişiye denir. Dolayısıyla buradaki klasizme tepki olarak ortaya çıkan ne akımıdır arkadaşlar? Eşitlik, özgürlük, kardeşlik ruhunun ön plana çıktığı romantizm akımı olmalıdır. Seçeneklere baktığımızda bakın klasizm ve romantizm ifadelerini görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. İkinci soru, klasizmle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Eserlerde biçim kusursuzluğuna önem verilmiştir. Doğrudur. Soylu kesime hitap ettiği için biçim kusursuzluğu ön plandadır. Bunu elemiş oluruz. İşlenen konuların gerçeğe benzer olması esastır. Bu da doğrudur. Konularını tarih ya da mitolojiden alır. Tarihten aldığı için gerçeğe benzer olduğunu görürüz. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Tiyatro ve şiir türlerinde başarılı olunmuş, roman ihmal edilmiştir. Bu da doğru arkadaşlar. Özellikle tiyatro alanında etkili olduğunu görüyoruz klasizm akımının. Yine şiir türünde de etkili olmuştur. Çünkü tiyatrolar o dönemi itibariyle şiir şeklinde kaleme alınır. Bunu da elemiş olduk. Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlemişlerdir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğinde ise anlatımda günlük konuşma dili kullanılmıştır diyor. Arkadaşlar, klasizm kime hitap ediyor? Soylulara. O yüzden günlük konuşma dili değil, seçkin bir dil kullanılmıştır. Bundan dolayı bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdakilerin hangisi divan edebiyatı ile klasizm akımının ortak özelliğidir? A seçeneği dursun. Toplumsal konulara çok yer verilmesi. Her ikisinde de toplumsal konulara çok yer verilmez. O yüzden bunu elemiş oluruz. Sanatçının yapıtlarında kişiliğini gizlemesi klasizmde var. Ama arkadaşlar divan edebiyatı için aynı şeyi söyleyemeyiz. Sanatçılar kişiliklerini eserlerine yansıtır. O yüzden bunu elemiş oluruz. Anlatılanların gerçeğe uygun olması. Yine klasizm için bunu söyleyebiliriz ama divan edebiyatı soyut olduğu için bunu da elemiş oluruz. Biçime pek önem verilmemesi. Arkadaşlar bu ikisinin de ortak özelliği değil. Bunu da elemiş oluruz. E seçeneği de gitmiş olur. A seçeneğine baktığımızda ise konudan çok konunun işlenişine önem verilmesi. Arkadaşlar gerçekten öyledir. Zaten bu divan edebiyatının en önemli özelliklerinden biridir. Ne anlattığı değil, nasıl anlattığı önemlidir. O yüzden de şiirlerinde parça güzelliğine önem vermiştir sanatçılar. Yine klasizmde soylulara hitap ettiği için seçkin bir dil kullanılmış ve konunun işlenişine önem verilmiştir. Bu her ikisi için de ortak bir özelliktir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, naturalizm akımı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Gözlemle birlikte deneyi de uygulayan edebiyat akımıdır.
Doğrudur arkadaşlar. Hem gözlem hem de deney anahtar kelimelerimizden biridir. Hatta deneysel romanı getiriyorlar edebiyata. O yüzden bunu elemiş oluruz. İnsanın eylemlerinin dış çevreye ve soya çekime uyarak meydana geldiğini kabul eder. Bu da doğrudur. Yine soya çekim anahtar kelimelerden bir tanesidir naturalizm için. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Çevre ve insan tasvirlerine geniş yer verilmiştir. Evet, yine naturalizmde çevre ve insan tasvirleri önemli bir yer tutar. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Olaylara ve kişilere bilim adamı gözüyle bakılmıştır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Sanatla bilimi ilişkilendirerek insanları çevre ve soya çekim özellikleriyle laboratuvar titizliği içinde incelemişlerdir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise özellikle tiyatroda etkili olmuş bir akımdır diyor. Arkadaşlar, naturalizm tiyatroda değil, romanda etkili olmuş bir akımdır. Hatta edebiyata Émile Zola neyi getiriyor? Deneysel roman anlayışını getiriyor. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir? Edebiyat akımları genellikle birbirine tepki olarak ortaya çıkmıştır. Şiire yansıması olan ve dış dünyaya açılan nokta nokta akımı şiire tepki olarak doğmuştur diyor. Şimdi burada hangi akımın bir şiire yansıması var arkadaşlar? Tabii ki realizm akımının değil mi? Şiire yansımış biçimini görüyoruz. Peki realizm akımının şiire yansımış şekline o akıma biz ne adını veriyoruz arkadaşlar? Parnasizm adını veriyoruz. Peki Parnasizm neye tepki olarak ortaya çıkmıştır? Tabii ki romantik şiire tepki olarak ortaya çıkmıştır. Seçeneklere baktığımızda realizm, Parnasizm ve romantik demiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu parçadaki altı çizili bölümlerden hangisi bilgi yanlışlığına yol açmıştır? 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan Parnasizm sadece şiire özgü bir akımdır. Romantizme tepki olarak doğmuştur. Akımın kurallarını Baudelaire belirlemiştir. Arkadaşlar Baudelaire sembolizm akımının belirleyicisidir. Onun kurallarını ortaya koymuştur. Bu akımın kurallarını ortaya koyan kişi kimdir? Tabii ki Théophile Gautier'dir, değil mi arkadaşlar? Théophile Gautier'dir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisinde aynı akımın aynı ülkeden temsilcileri bir arada verilmiştir? Pushkin, Gogol ve Tolstoy. Arkadaşlar bunların üçü de Rus'tur. Tolstoy realist bir sanatçı olarak karşımıza çıkarken Pushkin ise nedir? Romantik bir sanatçıdır. Aynı ülkeden fakat farklı akımlardan etkilenmişler. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Émile Zola, Stendhal ve Balzac. Üçünün ortak noktası Fransız olması. Fakat Stendhal ve Balzac daha çok realist akımdan etkilenmişler. Émile Zola'yı zaten biliyorsunuz nedir? Naturalizmin kurucusudur. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Lamartine, Goethe ve Schiller. Arkadaşlar bunların üçünün ortak özelliği nedir biliyor musunuz? Romantizm akımından etkilenmeleridir. Ayrılan yönlerine bakacak olursak Goethe ve Schiller Alman. Lamartine ise Fransızdır. Görmüş olduğunuz gibi ülke olarak ayrıldıklarını görüyoruz. Aynı akımdan etkileniyorlar. Fakat Lamartine Fransız, Goethe ve Schiller Alman olduğu için bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Mark Twain bir kere arkadaşlar Amerikalı. Charles Dickens bu İngiliz. Yine John Steinbeck bu da nedir arkadaşlar? Amerikalı bir sanatçıdır. Şimdi zaten ülkeleri ayrı fakat eklenmiş oldukları akıma bakacak olursak üçünün ortak noktaları nedir? Realizm akımından etkilenmeleridir. Ülkeleri farklı olduğu için bunları da elemiş oluruz. Dostoyevski, Gorki ve Turgenev. Arkadaşlar bu üç sanatçı da bildiğiniz gibi Rus sanatçıdır. Aynı zamanda bu üç sanatçı da hangi akımdan etkilenmiştir? Realizm akımından etkilenmiştir.
Üçü de aynı ülkeden, aynı akımdan etkilenmiş sanatçılardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Sembolizmle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Klasik nazım biçimleri yerine sone, terzarima kullanılmıştır. Doğrudur arkadaşlar. Batıdan gelen bu edebi türleri kullanmışlardır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Parnasizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu da doğru. Parnasizme tepki olarak sembolizm ortaya çıkmıştır. Bunu da elemiş olduk. Mecazlara, hayallere, benzetmelere geniş yer vermişlerdir. Bu da doğru. Akşamın kızıllığı, sararan yapraklar. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Musikiye önem verilmiş. Anlamın kapalı olması esas alınmıştır. Bu da doğru arkadaşlar. Sembolizmde musiki çok önemli bir yere sahiptir. Bunu da elemiş olduk. Anlam açıklığına, biçim kusursuzluğuna ve dış dünya gerçeklerine önem verilmiştir diyor. Şimdi bakın E seçeneğine baktığımızda anlamın kapalı olması esastır demiştik. Doğru mu? O yüzden burada anlam açıklığına değil, anlam kapalılığına önem verildiğini görüyoruz. Tamam mı? Anlatımın kapalı olması lazım. Yani yoğun anlatımlı ifadelerin kullanılması lazım. Bunun dışında dış dünya gerçeklerine değil de dış dünyayı bunlar arkadaşlar ne yapmışlardır? Sembollerle anlatma yoluna gitmişlerdir. Doğru mu? Sembollerle anlatmayı istemişlerdir dış dünyayı. O yüzden de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi varoluşçuluk akımının temsilcilerinden biri değildir demiş. Jean-Paul Sartre varoluşçuluk. Yani arkadaşlar bu akımın diğer adı neydi? Eksistansiyalizm değil mi? Bu akımın kurucusudur. Bunu elemiş oluruz. Albert Camus yine önemli temsilcilerinden biri. Bunu da elemiş oluruz. André Gide eksistansiyalizmin önemli temsilcilerinden biridir. Bunu da elemiş oluruz. Heidegger bu da temsilcisidir. Bunu da elemiş oluruz. Ama Charles Baudelaire'e baktığımızda bu sanatçı arkadaşlar hangi akımdan etkilenmiştir? Sembolizm akımının kurucusudur değil mi? Onun en büyük temsilcilerinden biridir. O yüzden doğru cevap da C seçeneği olacaktır. 10. soru. Aşağıdakilerin hangisinde belirtilen özellik birlikte verildiği akımla ilgili değildir demiş. Klasizm. Konuya değil, konunun işleniş biçimine önem verilmesi klasizmin bir özelliğidir. Bunu elemiş oluruz. Romantizm. Doğa manzaralarına, yerli ve yabancı unsurların tasvirlerine geniş yer verilmiştir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bunu da elemiş oluruz. Realizm. Gözlem ve belgelere önem verilerek yaşamda rastlanan olay ve kişiler anlatılmıştır. Zaten realizmin iki anahtar kelimesidir gözlem ve belgeler. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Yapıtlarda yaşam çirkin hatta iğrenç yönleriyle yansıtılmıştır. Arkadaşlar naturalizm her şeyi olduğu gibi yansıtır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Parnasizm dış dünyada olduğu gibi değil, hissedildiği, algılandığı, duyulduğu gibi yansıtılmıştır diyor. Arkadaşlar bu parnasizmin özelliği değildir. Parnasizm şiirde gerçekçilik demektir. Fakat hissedildiği gibi, algılandığı gibi, duyulduğu gibi dış dünyayı yansıtan akım hangisidir? Sembolizm akımıdır. Bundan dolayı doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu dizeler aşağıdaki akımlardan hangisinin temsilcisine ait bir şiirden alınmıştır? Şiirimize bakalım. Açarsanız siz de bencileyin bütün kapanları kemirebilir fareler el yazmalarınızı keyifle. Çünkü bizim motorlarımız göğün ortasında yazıyor. Altının ve çeliğin parla şiir kıtalarını. Arkadaşlar şiire baktığınızda dikkatinizi çeken unsurlar nedir? Bakın benim motor kelimesi altının ve çeliğin parlak şiir kıtaları demiş. Bu kelimeler dikkatimi çekiyor. Peki motor, motor sesleri, hız, hareket hangi akımın anahtar kelimeleridir? Tabii ki fütürizm akımının anahtar kelimeleridir değil mi? Onlar genellikle fabrika seslerini, çark seslerini şiirin konusu haline getirmişlerdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 12. soru.
Aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A seçeneği dursun. Romantizm, din duygusunu, milli tarih ve duyguları toplum yararı için eserlere taşımıştır. Evet arkadaşlar, romantizm klasizme tepki olarak ortaya çıkmış ve dolayısıyla din duygusunu, milli tarihi, duyguları toplum yararı için eserlerine yansıtmıştır. Bunu elemiş oluruz. Realizm, 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da romantizme tepki olarak ortaya çıkan gerçekliği ilke edinen edebiyat akımıdır. Bu da doğrudur. Realizm, romantizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Gerçekliği de ilke edinmiştir. Zaten realizmin anlamı gerçekçiliktir. O yüzden bunu denemiş oluruz. Naturalizm, sanat doğasının kopyası olmalıdır ilkesini benimsemiştir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bunu da denemiş oluruz. Klasizm akımında kahramanlar dış görünüşleriyle değil, ruhsal özellikleriyle ele alınmıştır. Bu da doğrudur. Bundan dolayı bunu denemiş oluruz. Fakat A seçeneğine baktığımızda ise sembolizm, roman ve öyküde ortaya çıkan gerçekçi yaklaşımı şiire uygulayan bir akımdır demiş. Arkadaşlar bu sembolizm değil, bir kere ne olacak? Parnasizm akımı olacak. Nereden anlıyoruz? Bakın, roman ve öyküde ortaya çıkan gerçekçi yaklaşımı şiire uygulayan bir akımdır diyor. Yani bize şurada ne yapıyor arkadaşlar? Aslında realizmden bahsediyor, doğru mu? Realizmin şiire uygulanmış biçimine biz sembolizm değil, parnasizm adını veriyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 13. soru. Aşağıdaki tiyatro yapıtlarından hangisi ötekilerden farklı edebiyat akımına bağlı bir sanatçı tarafından yazılmıştır? Faust. Arkadaşlar Faust bildiğiniz gibi Goethe tarafından yazılmış. Goethe de nedir? Romantizm sanatçısıdır. Cromwell, Victor Hugo'nun romantizmin kurallarını belirlemiş olduğu bir eser olarak karşımıza çıkar. Yine Hernani adlı oyunuyla da Victor Hugo romantizmi ne yapmıştır? Bu eserinde uygulama fırsatı bulmuştur. O yüzden bu da romantizm akımıyla yazılmış bir eserdir. Haydutlara baktığımızda ise arkadaşlar, Haydutların yazarı kimdir? Schiller'dir. Schiller de yine romantizm akımından etkilenmiş bir sanatçıdır. Peki Tartuffe? Tartuffe'nin yazarı ise Molière'dir. Molière hangi akımdan etkilenmiştir? Tabii ki klasizm akımından etkilenmiştir. Bundan dolayı doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 14. soru. Bu parça aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait bir yapıttan alınmış olabilir? Hem sonra kaç bin kuş ister? Bütün o filizleri yolmak için. Kenevir büyüdükçe büyümüş. Kırlangıç kuşları bir kez daha uyarmış. Bakın demişler, işler kötü. Kötü tohum yurdunuzda aldı yürüdü. Arkadaşlar kırlangıç, dikkat edin, kuşları uyarıyor. İnsana ait özellikler kuşlara aktarılmış. Hem konuşturuluyor hem de uyarma özelliğiyle. Peki biz bunu hangi türde görüyoruz arkadaşlar? Hangi tür olarak karşımıza çıkar? Fabllarda, değil mi? Fabllarda insana ait özelliklerin canlılara, özellikle de hayvanlara aktarıldığını görüyoruz. Seçeneklere baktığımızda Molière'in bu türde yazılmış eserleri yok, elemiş oluruz. Chernow yine bu şekilde eser vermez, bunu da elemiş oluruz. Racine, bunun da bu türde eserleri yok, bunu da elemiş oluruz. Victor Hugo, bunun da yok, bunu da elemiş oluruz. Arkadaşlar La Fontaine daha çok fabullarıyla meşhurdur. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 15. soru. Biz toplumda ve insanda meydana gelen bozuklukları açıklamak için bireylerin anatomisini yapıyoruz diyen bir yazar aşağıdaki edebi akımlardan hangisini savunuyor olabilir? Arkadaşlar bireylerin anatomisi dediğine göre bu akım daha çok hangi alan üzerinde etkilidir? Biyoloji bilimi üzerinde etkilidir. Peki biyoloji bilimine baktığımızda deneyin ön plana çıktığını görüyoruz. Aynı zamanda olaylar laboratuvar inceliğiyle ne yapar? Kendini gösterir. O halde bunlar soya çekim yasalarından da faydalanır. Şimdi buradaki anahtar kelimelere baktığımızda aradığımız cevap nedir? Naturalizmdir. Bakın burada naturalizm akımını görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır.
Arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik. 16. soruya. 16. soruda bu parçadaki altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Onlara göre insanın sosyal gerçeği bilimsel ve nesnellikle incelenmeli, dikkatle toplanan belgeler, neden-sonuç ilişkisi ve sanat eserinin organik bütünlüğü içinde önceden belirlenen bir sonuca doğru kurgulanmalıdır. Roman, tarihsel bir döküman olarak insanın sosyal gerçeğini fotoğraf nesnelliğiyle ifade etmelidir ve romancı kendi duygu, düşünce ve beklentilerini romana katmamalıdır demiş. Şimdi buradaki bilgilere baktığımızda arkadaşlar özellikle bakın belgelerden yararlanması, olayları neden-sonuç ilişkisi içinde anlatması, yine bilimsel bir nesnellikle olayları incelemesi, sosyal gerçeği ön plana çıkarması insanın ve bunu yaparken de fotoğraf nesnelliğiyle bütün bu olanları ifade etmesi ve dikkat edin roman üzerinde daha çok yoğunlaşması biz arkadaşlar deneysel romanı daha çok ön plana çıkardığını gösterir bu akımın. Deneysel romanı ön plana çıkaran akım da naturalizmdir. O yüzden onlara göre ifadesinin yerine naturalistlere göre kelimesinin gelmesi gerekirdi. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.